İstediklerinin hiçbirisi de burada yok. Benim işim mi yani? Niye Allah'ın işini omuz veriyorsun? Kalkar mı o yük? E nasıl kurtulacaksın bunun altında? Ölmeden her an ölüyor. Her an ölüyor. İnsan diyesi geliyor. Olan ölsek de kurtarsak şunu ya. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Mevzu alakalı sorabilirsiniz. Herhangi bir camideki vaazım gibi değil. Camide de konuşuyoruz ya. Orada küllü gidiyor. Burada muzakir tarzında da olabilir. Yani şurasını istiyorum diyebilirsiniz. Şimdi iki tane levaş yapıyor. Böyle gözükürken gaflet ve dalaletin nazarında aslı bu levayı ama yorumlu leva 635 32. sözün 3. mevkıfı tam bir psikoloji. İnsanın zaf ve aczini, fark ve ihtiyacını insan böyle donatılmış. Zafı var, aczi var, fakrı var. En ufak bir haberde zafı var. Böyle etkileniyor. İnsan acizdir, aciz. Gücü, kudreti yok. Kendisine mukayet değil. O kadar aciz ki Kendisi kendisine düşman. O kadar zayıf ki kendisi kendisine yabancı. O kadar fakir ki kendisi kendisinde baş başa kalmak istemiyor. İstediklerinin hiçbirisi de burada yok. İstediği ebed, sonsuzluk, bir anda her yerde olmak, ölmemek, depremsiz bir yaşamak böyle. Böyle bir şey yok yani. İsteklerinin reddedildiği bir alem. Burası. Alo alo burası Dünya. Neresi? İsteklerinin reddedildiği bir alem. Yok yani. İnsan zayıf. Belalar çok. Aciz. Kudreti hiç yok. Nabzına da tansiyonuna hakim değil. Fakir. Kendi takatı yok. hangisini karşılayacağım ki? Bir Kadir-i Rahim'e tevekkül ile tedavi eder din. Kadir-i Rahman değil. Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahman kafir mümin fark etmeden rızkını veren, kollayan, koruyan Rahman. Kafir mümin fark etmiyor. Hakk hayatını veriyor. Rahim ise kendisine iman edenin iman ettiği yerle, şeyle besleyen, beslenilen bir insan. Yani ahirete iman ediyoruz. Ahiret işimize sonra yarayacak. Yani ahirete imanla insan besleniyor dünyada. Ahirete iman kalkarsa veya zayıf olursa insanda neyle yorumlayacak? Yani ha helal, haram, caizdir, caiz değildir, hayır, doğru değil. Yani mihenk ölçüsü ne olur? Ahiret iman kalktı. Neyin doğru? Ne Nereye gören için doğrudur ki? Nasıl yorumlayacaksın olayları? Ölümü neyine yorumlayacaksın? Ahiretsiz ahire, şey, depremi yorumla bakalım. Öyle dersin var ya şimdi. Eğer fay yaptıysa fay. Tamam git silahını faydan. Babamı ne öldürdün? Ondan al. Hani hep esbapla tesiri hakikisi yoktu. Şartı adiydi. Ne oldu ya tesir hakiki verdik? Yani derslerde mi Allah vardı? Hayatta Allah yok mu? Esbaba tesir hakiki verdik. Bak bu tarafa da gelebilirsiniz. Bak bu tarafa. Bir kadir-i rahime tevekkül ile tedavi eder. Neyi? Bakın bir daha. Allah'a iman etmenin ahireti değil. Saadeti dairen olduğu için dünyada da Allah ile insan besleniliyor. Çocuk anasını emer gibi Allah'a neye iman ediyorsan onunla besleniliyor. Ahirete iman etmişsen ahiretle besleniliyor. Kadere iman etmişsen onunla besleniliyor. Bu Rahim. Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahim iman edene bakıyor kafire bakmıyor. Ne yapıyor? İnsanda yeni gelenler için söylüyorum. Zay var, atsı var, fakrı var, ihtiyacı var. Zayıf, nabzine, tansiyonu hakim değil. Zayıf. Hadiselere hedef olmuş. İki, acizdir. Belalar düşmanları çok. Fakirdir ihtiyacı sonsuz. Hayal dairesi kadar gidiyor. İhtiyacı nihayetsiz. Peki nasıl tedavi edeceğim kardeşim? Bu ortada bir vaka. Neyle tanımlayacaksın? Mesela başıma gelen bir hadiseyi söyleyeyim. Kuksa Efendi imamlık yaparken Diyanet'in camisinde. Türkiye'de bunu yapamazsınız. Orada bütün çocuk kreşleri, çocuk kreşleri bak kilisenin gözetiminde ve kiliseye bitişik olacak. Ben böyle yapıyorum yapamazsın. Kilisenin bitişindedir. Oradan bize bir yardım istediler. Yardım. Diyor ki 5 yaşında diyor çocuğumuz var. Babası kanserle vefat etti. Siz din adına, İslam adına böyle çocuğa ne sunuyorsunuz? Hadi bakalım sun bakalım bir şey. 5 yaşındaki çocuğum babası kanserle gitti. Depremde Afat beni aradı meydanda. Hangi şehirde bilmiyorum. 8 yaşında Amza, 8. baba, o da çıktı galiba. Babası cesedi önünde. Hadi yorumla bakalım. O anda donmuş. Ne ağlayabiliyor ne bir şey o çocuk. Dedi bir tanesi ben tanıyorum dedi. Ben birisini arayacağım dedi. Aradı. O çocukla konuştuk. Çocuk konuşmuyordu ilk önce. Görüntülü ya. Onu anlattım. Sonra bak babam böyle 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 oldu şimdi. Böyledir. Ama gel, gelmesini istersen gelsin. Dua edelim Allah dirilsin. Ama gelirse hesap gene soğuk çekecek, sıcak çekecek, açtık. imanı kazanma, kaybetme davası olacak. Sekeratı tadacak. Azrail Aleyhisselam gelecek bizim canımız aldığımız gibi. Daha iman belli değil kazan mı kazanması. Toprağa girecek. Hepsini yaşayacak. Veya baban bir şey anlamamış şimdi. Ya o zaman kalsın kalsın. Ben üzüleceğim ama olsun babam üzülmesin. Kalsın orada diyor. Ne vereceksin din adına yani? Din hayatın hayatı hem nuru hem esası ihyayı din ile olur. Bu milletin ihyası. Hayat nedir hayat? Hayat hayatımıza nedir? Şöyle düşünün. Hayat Ha, kalksa hayatımızdan hayat gitse ne olurduk? Hayat bize neyse din hayatın hayatı. iman hayatınıza hayat olsa. iman hayata hayat olsa. Hayat bize neyse iman hayata hayattır. iman hayata hayattır. Namaz da ruhun hayatıymış. Hayat bedenden kalksa hayat gitse ne olurduysa ruhun da nama, namazı gitse öyle oluyor. Demek ki insan zayıftır, acizdir. Fakirdir, ihtiyacı sonsuzdur. İnsana ve hadiselere hakim, kainatın dışında bir güce, Kadir-i Rahim'e dayanmak muhta, ihtiyacı var. Allah ihtiyaçtır. Allah ihtiyaçtır bundan dolayı. Çünkü niye? Biz olayın içerisinde tanımlama, ilişki ve çelişkilerini çözmeye çalışıyoruz. Mesela neye benziyor? Bu masayı yapan, masa cinsinden olmadığı gibi masadan öncedir. Masadan önce ise bunun hakkında sorulacak soruları, masayı yapana soramazsın. Odun. O da odun. Düşünemezsin yani. İşte zamanı ve mekanı yapanın zaman ve mekanın dışında olduğundan zaman ve mekana ait olan soru zamanı ve mekanı yapana sorulamaz. Allah nerededir? Sorulamaz. Çünkü mekan, mekana ait bir soru. Allah kaç yaşındadır? Sorulamaz. Niye? Zamanı yaptığı için. Zamanı olmadığı için, zamanı yaptığı için zamanı yoktur. Zamanı olmayanın başı yoktur, doğmamıştır, Doğmayan da doğurmaz. Zamansızlık yani zamanı yapanın kendi zamanı yok. Hatta zamanın da zamanı yok. Zamanın da zamanı yok. Devamlı kullandığımız zaman ama bir alan kulu çıkıp da sormuyor. Ya her daim hayatı anlam katan ayet evirip deviren şu zamanı gören var mı? Hacmı, kütlesi, soğuktu, sıcaktır, batısıdır, doğusudur. Sormuyor zamanın yaşı var mı? Başı var mı başı? Yok. Bir Kadir-i Rahim'e Tevekkül ile tedavi eder insan bu dört tane sistemini. Tevekkül nedir tevekkül? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Vekil etmek. Tevekkül evellemek. Vekalet vermek. Arapça yapısı vekil yapmak. Ne demek? Benim adıma icraat yapacak. İ i̇craat yapmaya tamamen kanaat getiriyorum. Bu itikattır. Allah'a tevekkül. itikat akliyidir. İman kalbiyidir. İtikat zahiridir. İman gaybadır. O Musa Aleyhisselamlar arkasından giden Firavun, Musa'nın Rabbine iman ettim diye aslında itikat etti. İman gaybadır, kalbidir. İtikat zahirdir, akliydir. Zahire itikat olur. Gayba itikat olmaz. Gayba iman olur. Nedir o? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizesi, ahlakı, İslam'ın güzelliği e, vesaire baktığı zaman itikat ediyor. Ya doğru ya, İslamiyet yanlış olsaydı bu güzel davranışlar olmaz. İtikat zahiridir, aklidir, iman kalbidir, gaybadır. Gayb kattır mı? Mesela Firavun'un o Musa'nın Rabbine itikat ettim dedi. Kabul edilmedi. İman değil çünkü itikattır. Batıl itikatlar var ama batıl imanlar yok. Demek ki tevekkül etmek, vekal notere, vekalet veriyorsun. Benim adıma icraat yap. Yani Allah'a tevekkül etmek benim adıma bütün kainata ve benim ruhsal yapıma da tasarrufa seni yetkili veriyorum. Sanki mal benimmiş gibi böyle bir vekalet istiyor benden. Tevekkül etmek, vekalet vermek. Cenab-ı Hakk'a vekalet verdik. Bizim adımıza bize icraat yapıyor. Tevekkül ile tedavi eder hastalığı. İkinci hastalık hayat ve vücudun yükünü. Hayat ve vücut nasıl kaldıracaksın? Bu hayatın levazımatını, tedariğini, kendisini ve isteklerini. Ya bir nefes ya. Nefes almak için Allah lazım olduğu gibi. Vermek için de Allah, Allah lazım ya. <laughs> Nefes vermek basit şey mi ya? <laughs> Veremesen ne olacak? Hayat ve vücudun yükünü yani vücut derken var oluş. Mesela iman da dahil. En büyük nimet ben varım diyebilmektir. Var olmak. Bak bu çok önemli. Altını çiziyorum. Ben varım diyebilmek. Onu diyebilmen şuur, şuur haline iman ediliyor. Yani ben var olma, varım yani. Bu var ama var olduğunu bilmiyor. Kör ol, sakat ol, kötürüm ol ama varlığının şuurunda ol. Ben varım diye bilmek. Bunun için Allah lazım. Allah lazım. Hayat ve vücudun yükünü onun kudretine, rahmetine teslim edip kendine yüklemeyip. Şimdi ne zaman vefat edeceğiz, nasıl edeceğiz? Birinci şık bir sürü vehim var. Düşün de düşün. Depremde mi? Kanserde mi? Sanki Allah depreme mecburdur canımızı almaya. Kansere mecburdur sanki. E, vesaire. Bir sürü evham tarih edici de piyasada dolaşıyor şey, sözde. İnsanlar artık evhamla zulümata itildi. Hadi yaşa bakalım tevekkül etmezsen. Hadi bir cemaatin yoksa bir yerde beslenmezsen. E gelmemişsin. Kitap okumamışsın. Onlarda niye farklı olacaksın ki? Toplum duman ediliyor ya. İnsanların Vehimi tahrik ediliyor. Vehim. Vehim hastası olmuş. İnsanlar vehim yapılıyor. Niye? Çünkü elinde adamın elinde o var yani. Allahsız düşününce ne olur o? Hadise Allahsız düşününce ne olur? Yaşanayabilir misin ya? Allah'tan kopuk. Allahsız izah ediliyor. Tamam esbab var. Ama müsebebül esbab, sebebi, sonucu hepsini bilen Allah, Allahsız düşününce ne olacak yani şimdi? Ne kadar zalim ya. Bekliyorlar dehşeti bize. Fay bizi bekliyor. Yutacağım lan siz hepinizi. Bir böyle var. Allah memuru. Git bunu bunları şu kadar terbiye et. Yok şimdilik dur. Acayip bir şey ya. İnsan fay <laughs> hattının üzerini boşaltmak değil de üzerimizdeki günahı boşaltmak gerekiyor. Günahı boşaltınca o durur ya. Demek ki hayat ve vücudun yükünü onun kudretine onsuz düşünme. Başka rahmetine teslim edip kendini kendine yükleme. Taşıyamazsın kendine yüklemeyip belki kendisi o hayatına ve nefsine biner. Hükmünde bir rahat makam bulur. <laughs> kendisi kendisine binmek değil. Ben ben yapıp bineceğim. Yani tasarrufa kendim me meşgul olmayacağım. Nasıl canım çıkacak? Ya ben doğarken bana mı soruldu ki? Giderken bana sorulacak. Benim işim mi yani? Niye Allah'ın işini omuz veriyorsun? Kalkar mı o yük? Allah ne yapar? Bilmiyorum. Ama ben biliyorum ki Rabbim fazla yapmaz. Az yapmaz. Önce yapmaz. Sonra yapmaz. En doğru yapar. O zaman rahat ediyorsun ya. Kudretini biliyor. ya niye kendini kendine yüklüyorsun ki? Taşıyamazsın ki yani. Nasıl tanımlayacaksın ya? Nabzına hakim değilsin, tansiyonuna hakim değilsin, kalbin hakim değilsin. Bir de dünyayı nasıl yapacak, ne yapacak? Bir de zalimler gece gündüz pompalıyorlar efham. Haydi bakalım pompa. İşte bir ara eve girmeyin diyor. Şey, çıkmayın eve. Şimdi evden eve girmeyin. Sonra daha önce sel felaketi, kuraklık. Ya anlamıyor muyuz ha? Bir konuşuyor bize bizimle ya. Sırayla bakarsanız bir sel yağmur selleri vardı. Değil mi? Her tarafta yağmurlar vardı. Sel gidiyordu ya. Sonra bir kuraklık oldu. Gene anlamadık değil mi? Sonra bir deprem oldu. Şimdi gene değiştirecek sayfayı. Yani öyle biz bizi bırakılmıyor, bırakılamayacak kadar kıymetliyiz biz bize bırakılamayız. Adam öyle demiş ya Churchill. Türkiye, Türkiye'lilere bırakılmayacak kadar değerlidir demiş. Ya Türkiye, Türklere bırakılamayacak kadar değerli bir yer. Biz de öyleyiz. Kendimize bırakılmayacak kadar değerliyiz Allah'ın katında. Kendi hayatı, kendi hayatının yükünü kendimiz yüklenirsek hakikaten bunun Evamdan nasıl kurtulur ya insan vesveseden? Bir sürü vesvese olur ya. Nasıl kurtaracağım ki? Bir sürü faraziyatlar var, düşünce çeşitleri var. Allahsız her tarafta uçuşuyor kafamda. Dedim ki ne oluyor sana? Vallahi dedi, bilmiyorum. Herkes burada. Bir baksana dedim o kafada sen sen var mısın? Kimler var dedim? Vallahi abi dedi, bende başka herkes var diyor. Şimdi düşün kafasında kendisinin başka herkes var. Gel de buna mukayyet o kıblesine koy bakalım. Nasıl doğru düşünce, düşüneceksin? Peygamberler gelmiş değil mi? Risale olmasa elimizden bunu alsa. Ben kendim de düşün. Niye doğru düşüneyim ya? Kendisinin nat natık bir hayvan değil. Konuşan, nutuk atan, nutuk sahibi konuşma bir hayvan değil. Çünkü niye hayvan diyor? Avrupa filozofları, din olmayan filozoflar insanı tanımlamış. Düşüne hayvandır demiş. Mücadele eden hayvandır. Üreten hayvandır. Herkes bir şey demiş ama sonunda hayvandır demiş. Ustadın insan tarifine bakın. 218 şu 20 vecihle. Kainat Kur'an'ının ayeti kübrasıdır diyor. Bir. Kainat Kur'an'ının ayeti i kürsüsüdür diyor. Kainat ağacının son meyvesi en can meyvesidir diyor. O ne dedi? Hayvandır diyor. Bakın işte filozoflar insan hakkında ne tarif yapmış. Düşüne hayvandır. Yiyen kavga eden hayvandır. Bilmem ne eden hayvandır. Biz hayvan mıyız? Hayvanlık da var ama hayvan değiliz. Hani bir tanesi dedi ya dedim e, her tarafa gittiğim için. Ortaokul çocukları hocam dedi ya. Diyorlar ki dedi maymundan geldik dedi. Dedim vallahi biz maymundan gelmedik ama dedim. İnsanda maymun olmuştur dedim. Kur'an'da var. İnsanda maymun olma var ama maymundan insan yok. Ama bazılarının ciddi olabiliyor. Ne bileyim öyle bir şey istiyor. Demek kendisinin natık bir hayvan değil belki hakiki bir insan makbul bir misafir-i rahman olduğunu bildirir. Allah Allah imana bak ya. Geldi coşma. Şimdi her taraftan bana hücum edilecek. Deprem mi? Sema mı? Korona mı? Bir sürü şeyler varken kendin şuraya geliyorsun imanla. misafir rahman. Rahmanın misafiriyim. Rahman kim? Kainatın patronu. Kainatın sahibini misafiriz. Onun için ilişmiyor. Bize pek ilişilmiyor burada. Misafiriz ya. Ne kadar bir yanlışlık da yapsa, temelde bir yanlışlık yapmasa eve gelen misafiri elimizden geldiği kadar dikkat ederiz ha. Sonra bir daha almayız. Bir tanesi dedi hocam dedi niye dedi Allah kafirleri dedi şu ufak çocuk. E, çocuğa çocukça cevap vereceksin. Niye cenneti gene orada koymuyor? Sen dedim oyun oynarken bu oyun bozuncu olan çocuğu arkadaşını tekrar oyuna alır mısın? Almam dedi. Gene bozar dedi. İşte Allah dünyayı getirdi buraya oyun oynuyorduk. Buraya oyun bozancılık yaptı. Cennete de koysa orada da oyun bozancılık yapacak. Onun için gelmemesi lazım. Misafir Rahman nerede? Her tarafı açık. Her şekilde her türlü belaya bekleyen bir adam nerede? Misafiri Rahman. Rahman'ın misafiri. Abiler. Rahman'ın misafiri insan. Böyle bir düşünceye bak yani. Nasıl bir ufuk veriyor. Bir böyle düşün. Ha fay patladı ha patlayacak. Ha kolon indi ha inecek. Düşüncesi nerede? Ben misafiri Rahman. Ev onun, mülk onun. Malikel mülk, mülk onun. Ya fi mülki, keyfe yaşa. Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasavvur eder. Her an tavan inmesini bekleyen bir düşünceden ben misafiri Rahman'ım. Bu binanın da kainatın da sahibi odur. Odur ya sahibi o. Malikel mülk. Mülkün sahibi o. Bir böyle bakmak. Ben onun misafiriyim. E ama senin misafirinim de yemeğe beni koydun. Pilavı atıyorum. Yemeği tavana atıyorum. Bakayım nasıl olacak. Yani sana rağmen icraat yapıyorum seni. Sonra kovarlar yani. Kovarlar ya yani, Misafir oldun. Ona uygun davranman lazım ki rahat edilsin. E, biz de rahat durmamız lazım. Hani demiş ya böyle. Mahmud Efendi Hazretleri ne demiştir. Efendim İstanbul terk edelim mi demişler ve ne demiş? Günahlarınızı terk ediniz demiş. Akıl adam değil mi? Ya. misafir Rahman olduğunu bildirir. Dünyayı bir misafir Rahman olduğunu göstermekle ve dünyadaki mevcudat ise Esma-i İlahi'nin aileleri olduklarını ve masnuatı ise her vakit tazelenen mektubat-ı samedani olduklarını bildirmekle insanın fenai dünyadan ve zeval eşyadan ve hubbu hayattan gelen yaralarını güzelce tedavi eder. Evham zulümatından kurtarır. Evham zulümatından kurtarır. Vehim aklidir. Vesvese kalbidir. Vesvese eylemedir. imanadır, Ameledir. Vehim ise aklidir. Düşünsel. <laughs> düşünsel. Vesveseden kurtulursun. Çünkü amele musallat olduğu için teyakuza sebeptir. Tarihe dahildir. Doğru yaşarsak pek sesi gelmiyor. Ama vehim öyle değil. Yatamazsın. Acabalarla dolu. İşte o onu neyle kurtarıyor? Şöyle bakıyor. Misafirani Rahman olduğunu insanın burada Rahman'ın misafir olduğunu göstermekle mevcuda bak. Dünyadaki mevcudat ise bu fayatları, dünya hadiseleri esma-i ilahiyenin ayneleri olduklarını esmasız düşünemezsiniz. Allah bu kainatın evelidir, ahilidir, zahirisidir ve batınısıdır. Esma, esma ile mevcudat arasındaki ilişkiyi söyleyeyim. Su, bu, su buza nedir? Veya buza su ne olur? yani buzun nesidir su? Aslı diyeyim. Yani buzdan suyu alsa ne olur? Bir şey kalır mı? Kalmaz. İşte bu kainat Cenab-ı Hakk'ın donmuş buzu gibidir. Esmaların cilve, cemal, nakış sanatıdır. Eşya ile Allah arasındaki yani esma ilişkisi böyle. Bir daha buza su ne ise varlığa esma da böyledir. Bir daha yavaş. Buza su ne ise bu maddeye de esmalar da böyledir. Yani şöyle düşünmeyin. Güneş burada, mevcudat şurada. Böyle Allah burada, mevcudatı da karşıya koymuş, idare ediyor. Öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey yok. Benim merhametim de, gadabım da, zıtlar nerede? Hepsi bende. Farklılıklar değil mi? Merhamette, gadapta, sevmekte, nefret etmekte. Hepsi bende değil mi? Mekanları var mı? Aynı yerde. Bu kainat Allah'ın esmasında. Yani Allahu vel evveluhu vel ahiru ve zahiru vel batı. Ve bu bir külşeyin, bir alim. Yani bu su neyse esma-i yani, hüsnalar maddi öyledir. Yani maddeden esmayan, maddeden bir şey kalmaz. Şimdi Allah'a, Allah ile mevcudat ilişkisini anladık mı? Allah şah damarından yakındır. Demek buz gibi gözüküyor. Başka isim verilmiş ama aslı sudur. Buz deniliyor ama aslı sudur. Ömründe hiç su görmemiş. Buzda yaşayana, buzda olduğu halde su ispat edemezsin, anlatamazsın. Buzda yaşamış ya, suyu görmemiş. Biz de maddede yaşadığımız için manaya intikal etmekte zorlanıyoruz. Oysa madde mananın donmuş halidir. Eşitilemzec kare. Enerji madde nedir? Enerjinin donmuş halidir. Enerjinin biraz arkasına gidersen kuvvet. Biraz da arkasına gidersen kudret. Biraz daha arkasına gidersen maddi hayat, aynı hayat, hayatın zatları ve cevherleri diye böyle gidiyor. Atom, enerji, esir, maddi hayat, aynı hayat, hayatın zatları ve cevherleri hepsi boyut farklılığıdır. Dünya ve ahiret boyut, boyut farklılığıdır. Onlar üst boyuttadır. Yani atomdur ama bu enerjidir. Enerji atom ilişkisini düşün. Esir de enerjiye böyledir. Maddi hayatta böyle. Yani kısacası bu kainat hayatın donmuş halidir. Allah varken hiçbir şey yoktu. Karar verdi yaratacağım irade. Nasıl olacak peki? Proje, ilim. Ne ile yaratacağım? Kudret. Peki malzemem ne olacak? Allah varken hiçbir şey yoktu. Taş, toprağın ne ile yaratacağım? Hayattan. Her şey hayattan yaratılmış. Hayatı maddeden alırsan? Buzdan suyu alış, almış gibi olursun. Yok olur. Demek ki Cenab-ı Hak maddeye böyle güneşle mevcudat ilişkisi gibi böyle vuruyor gibi değil. O Cenab-ı Hak varlığın hepimizin evelidir ahirisidir, zahirisidir ve batınisidir. Orada cereyan ediyoruz zaten. Evet esma ilahiyenin İlahiye'nin ayneleri olduklarını masnuatı ise şu hadiseler ise her vakit tazelenen mektubat-ı samedaniye değiştiriyor. Mektubunu değiştiriyor. Bir bakıyorsun evler vardı şimdi yok. Bir bakıyorsun bu yoktu var oldu. Bir bakıyorsun falancalar vardı şimdi yoktur. Mektubat-ı samedaniye ne demek? Her şey ona muhtaç. Oysa hiçbir şey muhtaç olmayan Allah'ın ikide bir değiştirdiği mektuplardır. Sabitiyet yok dünyada. Sabit yok. Duygular, fikirlerimiz de böyle. Mektubat-ı Samedani olduklarını bildirmekle e, niye bildiriyor? İnsanın fenai dünyadan ve zeval eşyadan, hubbu hayattan. Bak insanı fenai dünyada nasıl kurtarıyor? Dünyanın fenasından. Sana rağmen akıyor. Bak benim saça bak. Bana rağmen gidiyor. Ömür gidiyor. Belki de burada 5-6 sene önce gördüğümüz kişiler vardı mesela. Bazıları yok değil mi? Fena fenay dünyadan zeval eşya. Eşya bizden ayrılıyor. Başka hubbu faniyattan yani eşyaya muptelayız. Çok seviyoruz. E onlardan gelen yaraları güzelce tedavi ediyor. Tedavi ediyor. Ne oluyor? Evham zulümatından kurtarıyor bizi. Karanlık nedir fizikçe? Fizikten e, anlayanlar bilir. Göz şuasını gönderir duvara çarpar geri gelir ha şudur der. Bu tamam aydınlık derecesini. Ama göz şu anı gönderir enerjisini çarpmaz bir yere gider de gider. Samanyolu gazisine giden onun adı karanlık değil, zulümat'tır. Dibi yok ki çarpsın gelsin. İnsanı böyle yapar. Di Dipsiz dehliz yani. Zulumat böyledir. İyi bir adam olmak istiyorsan iyi insanlarla top katacaksın. Ne olmak istiyorsan o tipteki insanlarla oturacaksın. Birinci yol bu. İkinci adım kolay. Yani o model insanlarla oturup kalkarsan ilk adım attık. Sonrası gelir. A bak geldin. Kötü mü oldu? Belki devam etsen. Her hafta gelsen bir defa. Namazını zaten devam ediyorsun. Her gün meşanı okusan. Biz bu Kur'an'dan bununla ait seni motive edecek ayetlerdir. Vehmi musallattan kurtaracak. kimseye namerte muhtaç olmazdın. Haftada bir gün dersi geliyoruz. Hizbul Kur'an okuyorsun. Her gün 5-10 dakika okusan Risale. Tespihatı da yapsan sana nasıl musallat olacak ya? Zaten istikametini koydun. Evham zulümatından kurtarır. Hem meft ve eceli. Peki meft ve ecel. Ölüm. Bakayım kötü mü? Meft ve ecel arasındaki farkı söylüyorum. Hepimiz askerlik yapmadık ama ekserimiz yapmış olabiliriz. Hepimiz bir şekilde askerlik, köprücü, şoför yaptık, kademecik yaptık, revirde bulunduk. Herkes bir şekilde bir askerlik yaptı, bir ünvanla çıktı. Ne yazıyor tezkerede? Şunu yazıyor. O eceldir. Meft ise ayrılmaktır. Tezkereye ayrılma var. Bir de ne ile çıktın? O için meft ve eceli hem alimi berzaha giden ve alimi bekada olan ahbaplara visal ve mülakat mukademesi olarak gösterir. Yani ölen yok olduğu, kayboldu, bir daha görüşülmeyecek den çıkarıyor. Şu anda geçici olarak bizden teris oldu. Bu teris oldu. Mevt. Meft. Meft. Teris oldu. Müslüman nazarında mevt teris oldu. Usta diyor ki ölümün diyor zahiri çirkin, siyah, peçe yüzüne bakıp durma diyor 26. lemada. Durma yani. Hayat perestlikten geliyor. Hayat perestlikten. Mesela deprem korkusu niye var? Deprem travması. Aklen ve hissen dünya perestliklerimizden dolayı hayatı o kadar bağlanmışız ki bir anda elimizden alınma ile kalbin fırak elemin çekmesinin adıdır. Deprem travması. O kadar seviyorduk ki hayatımızı, malı mülkü hayata sanki ebediymiş gibi, sanki bizim imiş gibi hayatı ve e, hayata lazım olan dünya perestek altın, araba, bilmem euro sev, sev 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 bir anda elinden alınıyor ve senden ayrılmasından kalbi parçalayan firak elemidir. Ben risale Nur gözüyle hiçbir şeyde kayıp görmüyor. O tramva görmüyorum, tedavi olarak görüyorum. Nasıl? Tedavi böyle şöyle. Hani kavga ediyorlardı ya karı kocalar. Hani birbirimize bağnazdık ya. Geçinemiyorduk ya. En ufak bir şeyde alınıyorduk ya. Ha, güceniyoruz derse gitmiyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. Ona ne diyorsun ben de konuşmuyorum. Yani böyle ufak tefek fındık içinde doldurmayacak evde kavgalar değil mi? Peki ne yaptı o? Vay Allah Allah. Fesuban Allah onları görünce. Ya ben nelerle uğraşıyormuşum ya. Bak kayıp kazanım. Senin aleminde sıçrama yaptırıyorsa Hayata farklı baktırıyorsa neresi kayıp ya? Demek ki mevt ve cele alim ve berzaha giden ve alimi ve kadı olan ahbaplara visal ve mülakat mukademisi olarak gösterir. Yani kötü bir yer olsaydı peygamber ölür müydi ya? Ancak biz zahire bakıyoruz. Bedenin içindeyiz ya. Beden olan o kayaların içinde ne olacak ya? Betonun içine girmiş, toprağın içine girmiş. Biz kendimizi bedenle mi ifade ediyorduk? Biz beden miyiz? Bu benim gömleğim değil miydi? Ben arkandayım değil mi? Benim gömleğim. Gir içeriye benim atletim. Benim vücudum. Benim hayatım. Hep ben arkada. Benim aklım. Benim ruhum. O ben diyen kimse görmemiş. O ben ben o ben olan benim. Ben bedenle ben değilim ki. Bedenin gittiği yere gideceksin. Ne işimiz var bedenin gittiği yere ya? Bu alemde bu boyutta bu atı kullanıyoruz. Bu arabayı kullanıyoruz. Dağlarda ise jip kullanacaksın. Denizdeysen sandal kullanacaksın işte. Bu alemde bu bedeni kullanıyoruz. Bu ben değilim ki ya. Bu biz miyiz ya? Bu biz değiliz ki. Lavaya bakarız. Lavaya bakarız. Surat simamızı görürüz. Bak şimdi. Bunu görürüz lava. Bu ise ruhu gösteriyor. Aynaya bak. Lavada ayna simamızı gösteriyor bakıyoruz ya. Sima neyi gösteriyor? Ruhu gösteriyor. Namaz var mı? Oruç var mı? Allah var mı? Kur'an var mı? Simalardan belli. Sima fi vucu eseri sucud. Simalardan belli. Demek ki sima ruhun aynası. Lavadaki ayna suretin aynası. Kelam kelam da ruhun dış, dışsal nüfus cüzdanı gibidir. Nüfus cüzdanı var ya. Ciltno sayfanı böyle bir adam yaşıyormuş. Onu gösteriyor. Kelam kişinin karakterini gösteriyor. Demek ki öyle gözüktüğü gibi değil yani ölüm. Zahirde gözüktüğü gibi değil. Visal kapısıdır. Kavuşma yeridir. Uyan adamın uykuya, uy uykuya girerken hatırlar. uyuyorum. Ama uyuduktan sonra uyku içerisinde rüya geçişini hatırlamaz. Onun gibidir şehit. De 70 kat ileri. Bu alim misalin e, bizden üç kat ileri, yedi katı ileri düşün şehit. Ehli dalaletin nazarında bütün ahbabından bir firak-ı ebedi telakki ettiği ölüm yaralarını böylece tedavi eder. Şimdi iman olmayan ne yapar? Şimdi bakıyor, depreme o içine bakıyor. İmanı yok. Aman Rabbi ya. Vallahi dünya ve ahirette yanmanın yolu imansızlık yani. Dünya ve ahirette yanmanın yolu plajlardan geçer gibi. Şimdi eğer iman yoksa o binayı nasıl yorumlayacak? Onun altındaki insanı nasıl yorumlayacak? Veya altında betonun içinde daha ölmedi. Eğer iman yardım etmemişse, ameli salih gelmemişse, Allah ile işin olmamışsa, peygamberler bir meselen olmadıysa, hayatta böyle hiç mi sana hükmeden birisi yok, Allah olmamışsa nasıl yorumlayacak? Nasıl teselli bulacak? İlo değil ki ya. Bazı yerlere götürüyorlar böyle mesela Darül Acize gibi yaşlıların bakım evine mesela orada duruyor. Kanser mesela kanser. Hocam dedi şu şunlar kanser. Bakmıyorlar çalışıyor, şöyle. Yaşlı böyle kadın böyle. ölmek üzere ne için bulunuyor? Ağrısına dayanılmadığı için iğne vuruyorlar. Bir bakıyorum gece gündüz televizyon şey yapıyor. Niye? Unutmak için. Uyuştu mu? Peki sen unuttun diye o seni unuttu mu? Ölümü unuttun diye o seni unutur mu ya? Şimdi düşün bak kanser her an ölümünü bekliyor. Böyle olayım diyor böyle. Devamlı oraya bakıyor. Ben girdim. Selamünaleyküm dedim. Birkaç kişi aleyküm selam dedi. Devamlı devam Devamlı. Bana dedi ki sonra işaret etti. Görevli. Hep böyle. Bir kişi, kişi Niye? Uyuşturacak. Nasıl ki kanserin acısına dayanamıyorsun o bir şey değil. Uyuşturuyorsun. Kafayı nasıl uyuşturacaksın? ah her an öleceksin. Nasıl yorumlayacaksın? Veya betonun altındasın. Daha ölmedin. Yani Allah ve ahiret imdadına gelmese. Şu anda İstanbul'dayız. Her an deprem olabilir diye evham ettiriyor. E nasıl kurtulacaksın bunun altında? Ölmeden her an ölüyor. Her an ölüyor. İnsan diyesi gibi olan ölsek de kurtarsak şunu ya. Değil öyle ya. Evhamı tahrik ediyor. Kendileri evham küpü. Niye hep ondan konuşuyor? Kendi aleminde bu. Poşetinde bu var. Benim alemde ne varsa onu söylüyorum ben de. Hep bunu söylüyor. Kendi sevam küpü. Söyleyerek rahatlayacağını zannediyor. Ama işe de yarıyor yani. İnsanlar uyanıyor. Bakıyorum cumalar tam dolu. Şimdi, i̇lerleyin ilerleyin denmediği bir camiler şimdi patladı yani. İşe yarıyor yani. Korku da lazım yani insanda. Evet şunu da okuyayım keseceğim. Ve Firak aynı lika olduğunu ispat eder. Yani ayrılık kavuşmanı kendisiymiş. Bak nasıl baktırıyor din. Ayrıldık ya ayrıldı. Kavuş Aslına. Boyut değişikliği. Hem kabrin alimi rahmete ve dar saadete ve bağistan cinana ve nuristan-ı rahmana açılan bir kapı olduğunu ispat etmekle beşerin en müthiş korkusunu izale edip en elin ve kasavetli ve sıkıntılı olan berza seyahatini en leziz ve ünsiyetli ve ferahlı bir seyahat olduğunu gösterir. Şuraya bakın arkadaşlar. E, kabri ne diyor? Bak kabir. Alemi rahmete kabile bak nasıl yorumlanıyor. Alemi rahmete daru saadete saadet yerine bastan cinana Allah'ın vaat ettiği Kur'an'da anlatıp anlatıp bitiremediği aleme ve nuristan rahmana Rahman'ın nurani alemine açılan bir kapı olduğunu ispat ediyor. Peki kafir gözü nasıl bakar? yılan ve çıyanlara, akreplere yem olmak. Yani nasıl düşünecek ya mezar Şimdi düşün akrabasını, akrabasını. Daha önce öleniniz var mı bilmiyorum da. Ölen var mı daha önce? Tecrübesi yok yani. Şimdi akrabayı oraya gömdük. Şimdi adam kanser veya hasta veya deprem korkusuyla gece gündüz onunla yatıp kalkamıyor. Şimdi yatıyor. Ha mezar oldu ha mezar olacak. Şimdi eğer imdat eğer iman imdadına koşmasa, ahirete iman onu teselli etmese. Allah kainatın patronudur. Malikel mülk, mülkün sahibi istediği gibi tasarruf eder gibi. Bu teselli verici dersler olmasa zaten yaşarken ölüyorsun yani. Acayip oluyor ya. Eğer her an böyle bekleyen bir insan ne olur ya? Hayat nasıl olur? Ama Risale-i Nur okursak bak nasıl bir kayıpta kazanım oluyor. Zaten bırakacağız bu gömlek gibi ya. Bu asıl mıydı ya? Bunun peşine mi koşacaktık? Bu beden asıldı değil ki. Vazifeni yap. Vazifeyle karışma. Herkes işini yapıyor ya. Allah'ın işine omuzunu verme. Gemiye yükünü bırak. Rahat et. Keyfine bak. Men amene bil kader. Emin eminen keder. Kadere iman eden kederden emin ol. Olur. İnsanın en korkunç en elim kasavetli sıkıntılı olan kabiri izah ediyor. Yani gözüktüğü gibi değil abi. Gözüktüğü gibi değil o mezar. Zaten insan bu mezarda ya. Bu beden mezarı değil mi? Ustad diyor ki o mezara mezar demiyor. Hazır zaman tabutuma bindim diyor. Yani maziden kopuk, istikbalden kopuk yaşayan hazır zamanın tabutundaymış. Ustad diyor ki hazır zaman tabutuna bindim. Beden tabut diyor beden. Eğer mazinin bütünlüğüyle geleceğe bakamasan anda tabuttasın. Her an ölümünü bekliyor. E nasıl bakması lazım? İnsan olması değişiyor mu? Devam değişiyor. Olmakta olandır insan. Nasıl bakar? Geçmişin bütünlüğüyle geleceğe bakarak anda hüküm verir veya o halette yaşar. Şimdi düşün ki geçmişsiz an, geleceksiz an. Allah ve ahirette ümitli yok. Yaşanır mı ya? Allah ve ahiretten ümitli yok. Ya insanı en bahtiyar insan kimdir? En bahtiyar insan Allah ve ahirette ümitli yaşayan insandır. Ahirette ümitli. Var ben. Allah bana inşallah şey yapacak ama şeytan aldatmaması lazım. Amel yok, e, dava yok. Her türlü nefsani yaşarsan o şeytan diyor sizi kandırmasın. Allah'ın rahmetine diyor. Yapabildiğin kadar gayret edeceksin. Yapamadığını bırakacaksın Cenab-ı Hakk'ın rahmetine. Böyle bak diyor bak. En elin ve kasvetli ve sıkıntılı olan berza kabir seyahatini en leziz ve ünsiyetli bir ferahlı bir seyahat olduğunu gösterir. Kabir, kabir ile ejderha ağzını kapatır. Güzel bir bahçeye kapı açar. Yani kabir ejderha ağzı olmadığını belki baştan rahmeti açılan bir kapı olduğunu gösterir. Ustadım buna ait 3 böyle satır şeyi var. Şiir şiir. İzah değil. Kabire bak nasıl bakıyor. Ve ondan sonra kapatıyorum. Bak ben böyle bakarım. Sen böyle bakarsın. Sen böyle bakarsın. Ben de böyle bakarım diye. Kabir hakkında onu okuyorum. Ve kesiyorum. Mevte ecele dost bakarım. Mevte ecele ölüme dost bakarım. Sen gibi korkmam. Kable gülerekten girerim. Sen gibi ürkmem. Kabir onların nazarında. Ejder ağzı, vahşet yatağı, hiçlik boğazı sen gibi görmem. Bir daha kabir neymiş dinsizliğin nazarında? Ejder ağzı şş, yutan, vahşet yatağı yok eden, gömen, galaksiyle o sipsiya karanlığa doğru itilen, hiçlik boğazı gibi sen gibi görmem, ahbaba kavuşturur beni, kabirden darılmam, sen gibi kızmam. Rahmet kapısı kabir, rahmet kapısı nur kapısı Hak kapısı, ondan sıkılmam, geri çekilmem. Çünkü bütün nimetler oradan geliyor. Zulümat kapısı değil ki. Zaten onunla yaşıyorum. Vücudum hep toprak. Kabire nasıl bakıyor bak. Rahmet kapısı, nur kapısı, hak kapısı. Ondan sıkılmam, geri çekilmem. Bismillah diyerek çalıyorum. Arkama da bakmam, dehşet almam. Eyvah bunları bıraktım. Ölüm ne demek? Ona bunları bırakacağım. Ne arkama bakıp da dehşet alacağım ki? Ölümdekiler daha iyi. ...arabayı unutmuş yapmışım... ...dedim ki niye ölümden korkuyorsun dedim bir tane... ...vallahi dedim... ...araba... ...vallahi arabayı düşünüyorsa... ...ben de bilmiyorum dedi... ...bak ben sana tanımlayayım... ...ölümden korkuyorum çünkü... ...hayat bitiyor... ...daha güzel hayat başlıyor... ...bitmiyor hayat... ...daha güzel bir hayatın mukaddemesi. ...vallahi arabaları kaçırdım... ...vallahi arabasız bir aleme gidiyorsun... ...vallahi eşimi kaybediyorum... ...elişimi bırakıyorum... ...daha güzellerini de alacaksın... ...ne istiyorsan hepsi var... ...belki de haber hastasıyım... ...dünyada ne oluyor... Orada zaten e, sikki Taslı, diyor ki ahiretin diyor cerideleri var diyor. Gazeteler, dünyevi hadiseler zaten oraya düşüyor. Orada zaten seyredeceksin. Haber diyorsan zaten alıyorsun. Üst boyutta olduğun için. Beşinci boyutta olanlar dördüncü boyuta hakim. Biz üçüncü boyuttayız. Beşinci boyuta geçemiyor. Üst boyut yani. Bak bakalım neyi kayb kaybediyorsun? Hayat bitti. Hayat başladı ya. E arabayı şey yaptım. Arabasızlık alımı gidiyorsun. Eşi, eşinden daha işler olacak, eşini de daha, onu da alacaksın. Neyi kaybetti ya? Müslüman ne kaybediyor ya? Hayatı şehit. Mallı bekaya gidiyor. Ne kaybediyor ya? Ben mi anlamıyorum ya? Ne kaybediyor? Abi biraz da yaşayacaktı. E bekaya gitti zaten. Yaşadığı çekirdek oldu. Bir şey kaybetmedi ki. Bak diyor ki rahmet kapısı, nur kapısı, hak kapısı. Ondan sıkılmam, geri çekilmem. Bismillah diyerek çalıyorum. Arkama da bakmam, deşet almam. bunları bıraktım diye. Neyi bıraktığı Kazandıklarına bak. Fani hayat bakiye dönüyor. Neyi kaybettin ki? E her şey eyvah diyerek kaçmıyorum diyor. Elhamdülillah diyerek rahat bulup yatacağım. Elhamdülillah deyip rahmet bulup yatacağım. Zahmeti çekmem, vahşette kalmam. Allahu Ekber diyerek ezanı haşi işitip kalkacağım. Mahşeri Ekber'den çekilmem bu büyük mahkeme olacak ya. Oradan çekilmem, Mescid-i Azam'dan çekilmem. Niye? Çünkü bizim küçük kafayla Allah'ın rahmeti ölçülür mü ya? Allah'ın rahmetini İmam-ı Rabbani Hazretleri şöyle misal veriyor. Dünyanın dörtte üçü su mu? Su. Onun bir damlasını alın. Bütün hayvanlara ve insanlara dağıtılan merhamet bu kadarmış. İmam-ı Rabbani Hazretleri misali de böyle de değil diyor çünkü sonsuz okyanuslar gene çok sonsuz gibi gözükse de sonludur dörtte üçü su olan dünyanın sularının bir damlasına bütün hayvanlar o parçalayan canavarın da yavrusuna o merhametten şefkat ediyor o bir damla bütün canlılara dağıtılmış Allah böyle bir Allah böyle bir Rabbim var seni bırakır mı ya Allahını seversen sen dostunu bırakır mısın ya ya Allah de, bizim gibi düşünseydi biz tost ederdik ya. Ben İsrail, Amerika'yı böyle tost ederdim ya. Onlar yağmur mu? Rızık mı? Vallahi ezerdim. Allah böyle bir Allah. Şimdi adam kalkmış şeytan isyan ediyor. Allah Cenab-ı Haşo kafa tutuyor. Ben diyor şundan işte ateşten o şeyden. Şimdi Rabbinin merhametini bakın. Sonra inin aşağıya diyor. İnin aşağıya diyor. Adem Aleyhisselam da onu iniyor. Sonra şeytan dönüyor. Ya Ad Adem Aleyhisselam diyor ki ya Rabbi, ben nefsime zulmettim. Ben affet affediliyor. Şeytan da ya Rab diyor. Ben de olan bakıyorum herhalde af isteyecek. Orada affedi istese kurtulacak ha. Dedi ki bana kıyamete kadar ömür ver. Tamam vereyim ama ne yapacaksın? Sana gelen kullarını azdıracağım. Onun duasını bile kabul etmiş ya. Senin benim duamız kabul etmez mi? Navigasyonda hata yapmıyor muyuz? Hata yapınca ne diyor? Yeniden hesaplanıyor. Kapat lan ikide bir yanlış giriyorsun diyor mu navigasyon? Demiyor. Allah da tövbe edin bozuyorum. Ya gene tövbe et ya. Navigasyon bile tövbeni kabul ediyor. Yeniden hesaplanıyor diyor. Yeniden hesaplanıyor. Seni de yeniden hesaplanıyor. İstifar olma ihtimallerimiz var diye kayıplar. istidatların. olamadıklarımızın olma sistemidir. Ama tövbe ise günahlaradır. Günahları değiştiren bir format. Allah akber diyerek yani Allah böyle düşündüğü için yoksa bir kafada sorun yok yani. Allah akber diyor ben diyor çekinmem. Nasıl çekinmem? Allah'ın merhametini nasıl bakmışlar? İdrak-ı mal bu küçük akla gerekmez. Zira bu teraziyle bu kadar siklet çekilmez. Lutfu yezdan nuru Kur'an feyz iman sayesinde hiç üzülmem. Durmayıp koşacağım. Arş-ı Rahman zılını uçacağım sen gibi şaşmam inşallah. Ve ahirde vahum en elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.